Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevzu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Elhamdülillahi lezi ersele rasulehu beşiran ve nezira ve salatu ve selam ala men ahyed dine ba'de en kâne sira ve ala âlihi ve ashabihi l-mukaddimine alel khayri ve la vesira. İlemu enne aftalel kitabi kitabullah ve aftalel hedi hedi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin finnâr ve bis senedil muttasilel nebi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ennehu kal Thalâthetun men kâlehunne dehalel cenneh. Men radiyye billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasûle. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmain. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, Fazıl Ruhun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri, bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutava müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin, bu civarlarda methum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Aklınızda kimindir bir sırtımıza koyalım mı yanlıştan şey etmiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Selâsetün men kâlehünne dehalel cennet. Üç şey vardır. Bunu söyleyenler cennete girer. Kimle? Ma'as-sâbikînel evvelîn. İlk girenlerler. Kur'an-ı Kerim'de Vakıa suresinde var. Bir imtihan verecek, beraat edecek, girecek. Bir de hiç sorgu sual yok. Çekip bayrağı önden gidecek. Evet, sadikun evvelin. Bunlarla beraber işte hesapsız doğru cennete girer bunlar. Kim onlar? Evet. Şimdi bu sözü, söyleyeceğim sözleri her gün söyleyecek? Bir defa mı söyleyecek? Ömrünün bir defa söyleyecek? Kapalı. Tabii biz isteriz ömründe bir defa söyleyen de bunu tasdik eden, kalben tasdik eden, inanan da aynı gruba girsin. Bu kadar üç görüş var. Bir defa ömründe söylese, bunu inansa, tabii bunu kaybetmemek kaydıyla ömrünün sonunda varıncaya kadar bu şekilde yaşasa, onlar sabikun evvelin, hesapsız kitapsız, ondan başka kimse girmeyecek. Zaten cennete girerken her ne kadar biz ahir zaman ümmetiyiz, en son gelen ümmetiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en son peygamber. Dünyaya en son geldiysek de cennete ilk giren biz olacağız inşallah. Peygamberimiz sayesinde. Evet, peygamberlerin komutanı Efendimiz. Kaid-i Rakbil Enbiya. Peygamberler ordusunun kumandanı Efendimiz. Ona binaen biz de cennete gideceklerin ilki olacağız. İlki olacağız inşallah. Evet, bunu bir defa söyleyen, bu söylediğini kalben inanmış, tasdik etmiş, hayatında hiç bunu bozmamış, böyle bu inançla, bu bilinçle ruhunu teslim etmiş Allah'a olan son görüş. Böyle bazı alimler onu söylüyor, biz de öyle olmasını isteriz. Evet, nedir bunlar? Üç şeyi söyleyen cennete doğru girer. Sabikun evveliyle men radiye billahi rabben, Allah'ı Rab kabul eden, Allah'ın Rablığını rıza gösteren, ilah yalnız Allah'tır. Bütün her şey onun terbiyesiyle kemale erer.
O yaratır, o rızkı verir, yaşatır. Her şey onun elindedir. Bütün her şey onun hükmü altındadır. Bunu böyle kabul edecek, Allah'ın tüm sıfatlarıyla Allah'ı kabul edecek. Vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis. Allah vardır. Varlığının evveli yoktur. Allah'ın sonu yoktur. Tektir. İkinin yarısı tek değil. Hiçbir şey ona benzemez. O sadette tektir. Hiçbir şey ona benzemez. Evet, kendiliğinden vardır. Kimsenin, mesela biz anadan babadan doğduk. Öyle değil. O kendiliğinden vardır. İşte bu şekilde. Evet, hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah diridir. Dilinin başlangıcı sonu yoktur. Her şeyi bilir. İlminin başı sonu yoktur. Her şeyi işitir. Her şeyi bizim işitmemiz, her şey o işidir. Her şeyi görür. Her şeye kudreti yeter. Her şeyi irade eden onun isteğiyle olur. O irade eder. Evet, konuşur. Her şeyi yaratan odur. Bu şekilde Allah'ı bu şekilde kabul etmiş, böyle inanmış, buna razı olmuş. Ve bil İslam'ı dinen, evet, dini olarak da İslam'ı kabul etmiş. Allah katında tek din İslam'dır. İnned dine indallahil İslam. Evet. Allah katında tek makbul din İslam'dır. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri aynı inanç esastır. Allah birdir, vardır, şeriki yoktur. Hep aynı. Sadece muamelat, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde bir değişiklik vardır. İbadet şekillerinde değişiklik vardır. İmanda değişiklik yok. En son bizim ahir zaman ümmeti olarak Muhammed Aleyhisselam'la her şey en mükemmel şekilde sona ermiş, tamamlanmış. Evet. Rükûlu, secdeli namaz yalnız bize var. Eskiden namaz kılıyorlar, rükûsu yok. Oruç tutuyorlar şu şekilde ama bizimki bildiğiniz gibi şimdiki kıldığımız namaz, oruç. Evet, bu şekilde tamamlanmış, kemale ermiş. Evet, Allah'ı Rab kabul eden, İslam'ı da böyle din kabul eden. Evet, dünyada, ahirette kurtulur, selamete erer. Selamete erer. Raditu billahi islam dinen, raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve Muhammedin nebiyen ve rasule. Evet, şimdi o gelecek, zaten bunu biliyoruz. Hadis-i şerife dayanır o sözümüz. Kim Allah'ı Rab olarak kabul eder, ona razı olur. Kim İslam'ı din olarak kabul eder, o şekilde yaşar. Ve bi Muhammedin rasule. Evet, kim Peygamber Muhammed Mustafa'yı Rasul kabul eder ise, evet, kabul eder ise, dördüncüsü nedir? Leha minel fadl kema beyne semai vel ard. Evet, bunu söylediği zaman bu işleri cennete girer. Bu dördüncüsüne de onun denginde bir ecir yok. Onun denginde bir ecir yok. O kadar muazzam sevabı var, ecir var Allah katında. Nedir o? Ve hiyel cihadu. O da cihattır. Fi sebilillah azze ve cel. Aziz ve celil olan Allah yolunda cihat. Yani Allah'ın dini, tevhid dini, kelime-i tevhid, la ilahe illallah en yüce olsun. Kafirlerin dini rezil olsun diye. Bunun için cihat ediyor. En büyük benim dedirtmek için değil. Herkesi Allah yaratmış. Dünyayı imtihan için göndermiş. Her türlü nimeti onlara bahşetmiş. Bakalım bu nimetlere karşı nankör mü olacaklar? Nimetlerin sahibine şükür mü edecekler? Onun dediklerini tutacaklar mı? İstikamet üzere mi yaşayacaklar? İnsan mı olacaklar? İnsanlıklarını bilecekler mi? Allah'ın yeryüzünde halifesi olarak yaratılmış insanoğlunu bilerek hep iyilik meleği mi olacaklar? İyilik mi yapacaklar? Yoksa bunları unutacaklar mı? İmtihan için gelmişiz. Sonra gideceğiz.
Ha işte bu insanlığı insanlara öğretmek için iman kelimesi yeryüzüne hakim olsun diye bu maksatlarla savaşan, evet, bunun sevabının şeysi yok, ucu bucağı yok. En büyük devlet ben olacağım, en büyük kumandan ben olacağım diye değil. Servet elde edeceğim, başkasından ganimet elde edeceğim diye değil. İnsanlara insanlıkları öğretmek için, zulmü önlemek için, adaleti yaymak için, Allah'ın kelimesi her yerde bilinsin, insanlar tarafından kabul edilsin de insanlar mutlu olsun iki cihanda diye bu ulvi maksatlarla cihat, Allah yolunda cihat etmenin şeysi yok, sevabının hududu yok. Evet, bu dört. Üç kişi, üç şeyi söyleyen cennete giriyor. Bu dördüncüyü de yaparsa onun karşılığı ölçülmez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, İslam'da cihat kıyamete kadar bakidir. Ve biz de o cihat ruhuyla yaşamadıkça bize de geçit yok. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse cihat bilinciyle, şuuruyla, cihat aşkıyla yaşamamışsa, bu duygulardan mahrumsa, mâte mîteten cahiliye, putperest Arapların döneminde, cahiliye Arapların döneminde ölenler gibi ölür diyor. Onun için ya benim yaşım 70-80 demeyecek, çağırsalar hemen hazırım. Allah'ın kelimesini dünyaya yaymak için, insanlığı herkese öğretmek için, adaleti hakim kılmak için, zulmü önlemek için her zaman varım diyecek. Vurul. Hakikaten çağırdıkları zaman da gidecek. Aa ya benim işlerim daha yeni ayarladım. Parayı iyi kazanıyorum. Şimdi düzenini yeni sokmuştum. Yemen bırakacak. Daha ben yeni evlenmiştim ya falan. Yok yok, bunlar hepsini bırakacak. Ya çocuklarım var, bunları bırakacak. Hemen buyur dediler mi? Hemen koşacak. Bu maksatlarla askerliğe koşacak. Bu ruhla yaşayacak. Bu ruhla yaşayacak. Bu duygular için yaşayacak. Kıyamete kadar böyle. Böyle olmak zorundayız. Evet, çok önemli. Yoksa diyor, مَا تَمِيْتَدَنْ cahiliye, cahiliye putperest Arapları gibi ölmüş olur diyor. Resulullah Ekrem Efendimiz öyle buyuruyor. Ya ihtiyar adam ne yapabilir? Telefonları cevap verir. Telefondan başında bekler. Sana şu çağırıyor, bu çağırıyor diyor. Bunu da yapamaz mı yaşlı adam? Bunu da yapar. Mutfakta çalışanları kontrol eder. Temizlik yapıyor musun, yapmıyor musun? Herkesin yapacağı şey vardır. Yani illa kılıç sallayamayabilir ama o da o kılıç sallayanlara karnını doyurmak için mutfak lazım. Onlara haber lazım. Değil mi? Bunlar, herkesin yapacağı bir iş vardır askerde. İşte bunları yapmak için yaşı ne olursa olsun, hangi durumda olsun cihada hazırım ruhuyla yaşamak zorunda. Bunun da sevabının ölçüsü yok. Böyle olursa. Evet. İslam'da cihat kesinlikle insanların ganimetini elde etmek için değil. Cihat farzdır. Şunun için farzdır. Bir, kendini korumak için. İslam düşmanı, Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler hepsi birleştiler biliyorsunuz. Evet, şimdi senin sınırın, memleketin şurası. Yanındaki adam da senin tam düşmanın, din düşmanı. Şimdi burada kalırsan bir gece baskın yapabilir. Onun için sen ondan evvel davranacaksın. Onu diyeceksin ki gel İslam ol, kardeş olalım. Yok, ben Müslüman olmayacağım derse, ki dinde zorlama yoktur, la ikrah fiddin, zorla Müslümanlığa girmek yok. O zaman benim hakimiyetimi kabul edeceksin. Ben senin hakim olacağım, ben idare edeceğim. Manıngıl canını ben koruyacağım. Buna karşılık da senden haraç cizye alacağım. Söz hakkı benim olacak. Evet, Osmanlıların Balkanlarda yaptığı budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı budur. Zorla Müslüman sokmak için değil, zengin olalım diye değil. Bu şekilde. Neden? Eğer sen ona hakim olmazsan, o seni bir gece baskınıyla
öldürebilir, yakabilir evini, damını. Oralı hakim olacaksın, kendini garanti edeceksin. Orayı aldın, bu defa yanındaki sana saldırabilir. Durmadan cihat devam eder, bu maksatla devam eder. Kendini korumak için, insanlığı yaymak için, bu maksatla. Evet, Emevi Devleti zamanında ırkçılık hakimmiş. Bütün zamanda değil de, bilhassa son zamanlarında mesela Türklere durmadan saldırmışlar. Kuvvetli orduları var. Ama hiç zorla Müslüman edeceğiz, haraç cizye alacağız diye. Dertleri hakimiyetin kabul ettireceğiz. Evet. Bir şey elde edememişler. Ömer İbni Abdülaziz Suriye'de Türkiye sınırına yakın, türbesi orada. Diğerlerin türbeleri, mezarları başka yerlerde, Şam'da, şurada, burada. O Hazreti Ömer'in sülalesinden, ana tarafından. O gelince Peygamberimizin şu hadisini hatırlamış. Türkler onurlu millettir. Üstüne giderseniz zorla kabul etmezler. Üstüne gitmeyin. Efendim hadisi bu. Bunun üzerine orduları geri çekmiş. Bu defa Türkler kendiliklerini Müslümanlığı araştırmışlar. Ve Evliyaullah, Allah'ı çok seven veli kullar aracılığıyla, harp yoluyla değil, aşk yoluyla Müslüman olmuşlar. Bizim Müslüman olmamız, onun için Anadolu'da evliya çok sevilir. Bizim imana girmemize sebep onlar. En büyük alimler bizden yetişmiş, çünkü samimi olarak girmişiz. Ehl-i Sünnet inancında, Hanefi mezhebinde tek yürek olarak Allah'a bağlanmışız. Samimi bağlanınca da Cenab-ı Hak kapılarını açmış. İmam-ı Azam onların arasına yetişmiş. Zemahşeri onların arasına yetişmiş. Muhammed Bahaaddin Hazretleri onlardan yetişmiş. En büyük İmam Buhari onlardan yetişmiş. 950 bin hadis-i şerif bildirmiş kaynağıyla, senediyle, sebediyle. Bu insan kafasını alacağı bir şey değil. Allah kapısını açıvermiş bu samimiyetten dolayı. Mesela İmam Serahsi Mebsut'u yazmış. Zamanın hükümleri çok seviliyor, çok talebesi var. İhtilal yaparsa beni iktidardan düşürür diye hapsetmiş onu. Bir bahane, verdiği fetvadan dolayı hapsetmiş. Yanında hiç kitap yok. Bir hapishanenin en karanlık odasına kuyu kazdırmış. Orada hiç kitap yok. Ama molalar demişler ki, evet hapsettin, sana bir şey demiyoruz. Fakat biz hocamızdan ders devam edeceğiz. Bunu engellersen isyan ederiz. Ona engel olamamış. Talebeleri gitmiş. Hapishanedeki kuyunun başına toplanmışlar. O aşağıdan söylüyor, hiç kitap yok. Kitaba bakmadan 30 cilt. Bütün mezheplerin, müçtehitlerin İçtihatlarını dayandığı hadislerin senetleriyle beraber söylemiş yukarıdan, onlar yazmış. Mebsut böyle gelmiş. Yahudi profesörden de duydum, diğerlerinden de duydum. Bunu insan kafası yazamaz diyorlar. Yazamaz. Bütün İslam aleminden ne kadar müçtehit varsa onların fikirlerini bilecek, dayandıkları hadislerin senetleriyle söyleyecek. Mümkün değil, böyle hafıza olmaz. Neden olmuş? Böyle samimiyetle Allah'a sarılınca Cenab-ı Hak kapısını açıvermiş. Olmuş. Böyle. İmam Buhari de öyle. Bu kadar hadisi nasıl girecek? 950 bin köy köy dolaşmış. Herkesten toplamış. Bunlardan 7 bin küsürünü seçmiş. İyice sağlamını seçmiş. Diğer ulema onu şey demiyor, çekemiyor. Nereye gitse Buhari böyle söyledi. Adamı susturuyorlar. Toplanmışlar, evet, toplanmışlar, halkın huzurunda onu şeye, münazaraya çağırmışlar. Herkes yüzer hadis hazırlamış. Hazırladıkları hadislerde mesela ev yerine ve demiş. Ev de ve de aynı manaya gelebilir. Ufak değişiklikler yapmışlar. Onu imtihan edecekler. O tamam dese, ha saçmaladın bak, aslında bu böyle diyecekler, halkın nazını küçük düşürecekler. Bu 10 kişi yüzer hadis hazırlamış bu şekilde. Birincisi okumuş sıradan.
10 hadis. İkincisi okumuş sıradan. 100 hadis okumuş. Böyle 10. adam bitirince demiş, birinci adam sen şu hadisin şurasında oynamışsın. Onun aslı şudur. Şurayı değiştirmişsin. İkinci hadisin şurasını. Üçüncü adama demiş şöyle. Demişler pes. Yani böyle bir kafa, böyle bir hafıza bizde yok. Tamam. Bundan sonra sana söz yok. Bu Allah vergisi. Evet, şimdi ufacık bir küçücük mezarda yatıyor. Ben de dedim ya, nasıl sığdım buraya? Bu kadar koca kafalı bir adam buraya nasıl sığar? Evet, Allah vergisi bu. Samimi olunca Allah önlerini açmış. Evet, taassup yok bizde. Hanefi mezhebi üzere, Ehl-i Sünnet inancında Karahanlılar böyle, Selçuklar böyle, Osmanlılar böyle. Evet, Selçuklu Hakan'ı Melikşah, kudretli bir Hakan, büyük kuvvetli ordusu var. Veziri Şafii imamıdır. Taassup yok bizde. O da Ehl-i Sünnettir. Bir şey demiyoruz. Ama o tarihte Bağdat'ta Şafiilerle Hanbeliler kanlı bıçaklı savaşıyorlar. Senin mezhebin saçma, benimki doğru. Birbirleriyle. Bizde öyle yok. Nizamül Mülk'e bir çuval altın vermiş. Git demiş, onlara da medrese kuruver, bunlara da medrese kuruver. Savaşmak yok. Herkes fikrini ilimle ispat etsin. Böyle bir milletiz biz. İlk kabul etmişiz. Allah önümüzü açmış. Fatih olmuşuz, çağ açmışız. Değil mi? Bu Bizans surları dünyada demişler geçilmez. Köklü bir devlet Bizans İmparatorluğu. Ama Fatih duman etmiş. Evet. Kanuni olmuşuz. Devletler şikayet ediyor. Benim oğlumu diyor şey, Frederick şey hapsetti. Mektup yazıyor. Şalken bırak o adamı, yoksa gelirim canımı okurum. Emredersin diyor. Böyle bir izzet vermiş Allah. Samimiyetten dolayı. Samimiyetten dolayı. Allah önlerini açmış. Evet efendim. Bu savaşma. Şimdi görüyorsunuz. Balkanlara gittiğiniz zaman gidin görün. Hiçbir kilise yıkılmamış. Kimse zorla Müslümana gireceksin denmemiş, kiliseler duruyor. Tamamen insanlık, Kur'an'ın yolundan gitmişler. Oradaki Müslümanlar bizden çok iyi. Çünkü çürük olanlar zaten tamamen yok olmuş. En seçkinde sağlamları gelmiş. Tam bir Osmanlı. Her şeyiyle. Namazlar muazzam, yaşayışlar muazzam. Yaşayış tarzlarına bakıyorsunuz. Evet. Tuvalete gideceksiniz. Tuvalet iyi bir yer değil. En tehlikeli yer. Onun için besmeleyle gireceksin. Önün arkan kıbleye durmayacaksın. İşini bitirip çabuk çıkacaksın oradan. En tehlikeli yer. Çünkü melekler girmiyor oraya. Uzakta olacak. Evin içinde değil. Avlunun köşesinde. Buhara'da da öyle. Samarkand'da da öyle. Balkanlar'da da öyle. Evin etrafında yüksek bir avlu var. Tek katlı binalar. Çünkü yüksek katlı binayı peygamber sevmiyor. Evet, peygamber sevmiyor. Tek katlı binalar. Avlunun köşesinde tuvalet. Niye köşesinde? Oradan eve gelince kadar istinca, istibra diye bir şey var ya, yürüyecek. Efendim temiz olacak yani. Şimdi hocam ben abdest alıyorum, geldi mi gelmedi mi geldi mi, ha bunlar kalmaz. Yürürsün oradan buraya kadar, bir şey kalmaz. Güzel temizlenirsin, halen devam ediyor. Avlu neye yüksek? Evin hanımı kızı bahçede dolaşır, evi bu. Kimse görmesin diye, namus önemli. Onun için duvar yüksek, koca kapı var. Evet, bu sistem ta Buhara'da da aynı, Balkanlarda da aynı. Böyle samimi benimsemişler. Allah yolunda, Allah onlara izzet vermiş. Evet, cihat kendini garanti altına almak için. İlla zorla Müslüman yapmak için değil. Çok para alayım diye değil. İnsanlığı öğretmek için, zulmü önlemek için. Evet. Bir tane kabir taşı yok İspanya'da. Halbuki kaç sene orada İslam kalmış. Rönesans ona bağlı diyorlar ki, gavurlar söylüyor. Oradan öğrendik biz diyor, ilmi diyor. Öyle Rönesans öyle oldu diyorlar. Sonra bilahare
oradaki idareciler maalesef İslam'dan uzaklaşınca orada yok olmuş onlar. Yerine geçen Hristiyanlar, bir tane kabir taşı göremedim İspanya'da. Hususi gittim. Bir tane kabir taşı yok, İslam kabir taşı. Müslümanlığı hatırlatır diye. Halbuki biz hiç kiliseye dokunmamışız. Zorla Müslüman olmak yok, Müslüman olmak yok İslam'da. Yani onu anlatmak için arz ediyorum. Aynı şey İran'da da yok maalesef. Bir tane Sünni kabir taşı yok. Aynı taassup orada da, orada da öyle gördüm. Her neyse, evet, sırf adalet her yerde hakim olsun, insanca yaşasınlar, bana zararı olmasın diye devamlı cihat üzere, devamlı cihat üzere. Kanuni 76 yaşında her söylediği kanundur. Padişahlık bu demek. Anayasa mı, baba yasa yok o zaman. Meclis yok arkadaş. Diyebilir ki 76 yaşında atın sırtında Zigatvar'a gitmiş. Hadi buradan ata bin, buradan Çorlu'ya kadar git, buyur Hodri Meydan. Gidemezsin, aşın çıkar. 76 yaşında atın sırtında Zigatvar'a gitmiş. Padişahken sen git paşa diyebilirdi, sen git vezir diyebilirdi. İslam için cihat, sevabının hududu yoktur diye. Onun için öyle yaşamışlar. Bunlara inanmışlar, aziz olmuşlar. Evet, Kanuni büyük bir evliya. Filmdeki gibi değil. Kesinlikle yanlış. Büyük bir evliyadır. Zigatvar'da top sesler arasında ruhunu teslim etmiş. Evet, bu evliya olmayacak da kim olacak? Ama yanlış tanıtıyorlar. İşte bu maksatlarla cihat sürmüş. Cihat sürmüş, daha Cebel Tarık Boğazı'ndan geçmişler İspanyalara. Eğer o baştaki adamlar saltanat hırsına kapılmasalardı, Avrupa'nın tamamı Müslüman olacaktı. O hırslara kapılınca da tabii ihlas kalmayınca işler karışmış. Öyle diyor Peygamberimiz. Allah Rab kabul eden, İslam'ı din kabul eden, Muhammed Mustafa Peygamber kabul eden, bunu bütün hayatıyla yaşayan sabikun evvel ilk giren cennete olacak. Ebu Bekirlerle, Ömerlerle, Osmanlarla, Alilerle, Hasan Hüseyinlerle, sabikun evvelin. Onlarla cennete girecek bütün peygamberlerden sonra tabii, diğer milletlerden, ümmetten evvel ilk bayrağı biz çekeceğiz Peygamberimiz sayesinde. Böyle olur diyor. Bu cihattan, cihat ruhundan uzaklaşmamak lazım. Askerden kaçmamak lazım. Askerlikten, evet, kadere inanan cesur olur. Kadına inen cesur olur. Çanakkale'de bu inançtaydık. 10 günde bir hoşaf suyu çıkmış. Bakıyorum ben. Bir hoşaf suyu, ekmek yok. Aş yok. Bir hoşaf suyu, devlet yok, para yok. Ve tek tüfeği var elinde. Karşıdaki adamın da, gavurun da mitralyozu var. Pop 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 tarıyor. Karnı pek, karnı tok, sırtı pek. Güçlü, karnı tok. Evet, bizim karnımız aç. Ama tek tüfekle ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum. En büyük şeref demiş. Allah için bu dediğimiz şekilde inançta atlamış. Evet, gidin görün orasını. Siperleri terk etmişler. Kaçarken sarp bir yer. Allah onun yüreklerine öyle korku vermiş. Çünkü bizim askerimiz düğüne gider gibi koşuyor, şehit olacağım diye. Kaderde ölüm varsa şehit olacağım. Ölüm yoksa kaderde ateşin yansan ölmez. Bu inanç böyle değil mi? Böyle değil mi hiç? Hiç korkmuyor, onun için düğüne gider bir koşuyor. Ölümden korkmayınca karşındaki adam korkuyor. Siperleri terk edip kaçarken öyle acele etmişler ki birbirlerini kırmışlar o tepede yuvarlanırken. Birbirlerini ezmişler. Vapura binerken telaşlarından birbirlerini denize atmışlar, boğmuşlar. Evet, Allah böyle inancı sahibi olduğumu aziz eder. Doğru ilk girenlerden olur diyor. Ahmed İbn Hanbel, Ebu Said Hudri'den şeysi, Yeraltı Camii'nde makamı var. Belki kendi orada yatıyordur. Kasım bilmiyorum. Yeraltı Camii'nde kabri var Said Hudri Hazretlerinin. Allah ondan razı olsun. Şefaatle bizi nail eylesin. Selâsetün lâ yenzurullâhu ileyhim ve kıyâme.
Üç kişi kıyamet gününde adama dönüp bakmaz. Ona çok kızdığı için, değersiz olduğu için, değersizliğini göstermek için, evet, Allah'ın emirlerine karşı gelmiş, onu büyük saymamış, emrini dinlememiş, kendi hevası heva hevesine uymuş, böyle bir adam, evet, dönüp bakmaz. Kim bunlar? Evet, el mennan, düşmeyen bir Allah. Bugün çok zengin, yarın sıfır. Olmuyor mu? Bir gecede her iflas ediyor. Bugün kral, yarın sıfır. Evet, olmuyor mu? Ama Allah hep devamlı, hakim, kadir, düşmeyen bir Allah. Ha, senin işin iyi gitmiş, Allah sana bol kazanç vermiş, servet vermiş, mal mülk vermiş veya devletin başına getirmiş, adam etmiş. Bir yerde hakim böyle getirmiş insanların başına. Sen de birilerine iyilik yemişsin. Gel, çalış, tamam. Sana şu işi veriyorum sana. Hadi şurada iş kur, al şu parayı. Zaman geçmiş. Evet, şu veya bu sebeple nankör. Vaktiyle ben sana neler yaptım ya? Ne kadar iyilikler yaptım? Seni nereye tayin ettirdim? Ne servet verdim? Yardım ettim. Nankör diyor. Öyle adamlar var. Mennan. Allah mahşerde dönüp yüzüne bakmaz. Yaptığı iyiliği başa kakan adamın. Yaptığın iyiliği Allah için yapacaksın. Çünkü mal senin değil ki. Mal emanettir. Allah'ın malı o. Malımız, mülkümüz Allah'ın emaneti. Ne güzel söylüyor Yunus Emre. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sarılıyor. Hani bunun ilk sahibi diyor. Nerede? O mal sana nereden geldi? Kara toprakta. Yani sen de kara toprak olacaksın. Kasılıp durma. Sen Allah ver, sadaka iyidir, zekat ver, fakirin hakkıdır dediği için vereceksin. Adam beni teşekkür etsin, bana dua etsin diye değil. Allah emretti diye bunu vereceksin. Allah için vereceksin. Şimdi veriyor, adamın derdi neymiş? Elim öpsünler, eteğim öpsünler, benim etrafımda şöyle hürmet etsinler deymiş. Yapmayınca nankör, ben sana neler yaptım, sen böyle davranıyorsun diye havaya giriyor. Bunun böyle adamın mennan, minnet başa kakan adamın yüzüne Allah dönüp bakmaz. Evet, dönüp bakmaz. La yanzurullah ilehim yevmel kıyame. Kıyamete dönüp ona bakmaz. Ennen ma'an atahu. Verdiğini başa kakan adam. Sana neler yaptım diye. Halbuki Allah'ın emaneti o ya. Allah verdi diye verdin. Allah için verdin sen onu. Allah inancı kenara atıyor adam. İki. Vel müsbilu izarahu kuyela'em. Evet. Bizim başımız ne? Bir sümük. Meni. Sümükten ibaret. Pis. Meni yıkamazsanız namaz kılamazsınız. Pis. Evvelimiz bu değil mi? Sorumuz ne? Sorumuz da eğer gömmesek kokumuzdan yanına girilmez. Kokumuzdan yanına girilmez. Kokumuz da böyle bir leş. Arada ne var? Senin karnın yarsak şu kadar kan var, pis. Şu kadar sidik var, pis. Şu kadar dışkı var, pis. Sen busun, ben buyum. İnsan bu. Ama adam, küçük dağları ben yarattım falan diye. Evet, kibirli, gururlu elbise giyiyor. En güzel elbise benim. Hava atmak için elbise giyiyor. Kadın veya erkek, kibirli. Evet, kibrini göstermek için özel kılıklar, elbiseler diktiriyor. Bir zaman İspanyol paça vardı. Şey, kibirlik alameti. İşte böyle, böyle kibirliğini gösterecek elbise giyer. Buna dönüp bakmaz adam. Senin başın bu, sonun bu, arada busun. Nereye güveniyorsun, neye kibirleniyorsun sen? Eğer kibirlenecek biri varsa, her şeyin sahibi, kudret sahibi Allah.
Allah'ın sıfatına tecavüz ediyor. Aciz bir insanken Allah'ın sıfatına sataşıyor. Dönüp bakmaz bu kibirli adamlara Allah. Dönüp bakmaz. Evet. Tabii elbisenin güzellik, kibirlilik anlamına gelmez. Kibirlilik maksadıyla giyerse böyledir. İmam-ı Azam Hazretleri en pahalı kumaştan elbise diktirilmiş. Zengin adam, varlıklı, en pahalı kumaştan elbise giyermiş. Hoca derlermiş, evet. Allah verdi. Teşekkür ediyorum. Tahdis-i nimet derler buna. Tahdis-i nimet Allah verdi kardeşim ya. İşte bak, lütfetti bana, böyle imkanlar tanıdı. Bu sadette, Allah'ın verdiğine şükür sadetinde güzel elbise giy. Güzel ye iç. Güzel evde otur. Güzel abada ye. Allah verdi kardeşim. Allah verdi ya. O maksatla. O maksatla tahdis-i nimet. Ama evde nefsim azmasın diye kavrulmuş arpa unu yermiş. Talebelerini kebap yedirmiş dershanede. Eve kendi geldi mi kavrulmuş arpa unu nefsim azmasın diye. Elbiseyi böyle giyermiş. Cimri değilim ben. Allah verdi böyle bakın. Zenginim. Tahdis-i nimet şükür olarak. Evet. Böyle kibirlenene dönüp bakmaz. Elbise yaşayışı kibirli. Halka tepeden bakıyor. Beş kuruş yok. Zürdün teki. Adam olsa ne çıkar? Demiyor. İnsana Allah'ın yarattığı olduğu için Yunus Emre ne diyor? Yaradılanı hoş gör. Yaradandan ötürü. Evet. Hemen Allah hatırlıyor. Evet. Her şeyde böyle. Çok güzel bir çocuk insan görüyor. Kız görüyor, kadın görüyor. Hemen nefsine uymuyor. Kim yarattı bunu? Bu güzelliği Allah verdi. Maşallah. Allah dilemiş de yaratmış ya. Hemen Allah hatırlıyor. Hemen Allah hatırlıyor. Her durumda nefsine uymuyor, Allah'a uyuyor. İşte nefse uyup kibirlenin güzel ya, ha beş kuruş yok adam o zaman çıkar filan diye şeyin kadar konuşulan demiyor. Evet, böyle yaparsa eğer, kibirli olursa dönüp bakmaz, yaptığı iyiliği başa kakarsa dönüp bakmaz. Bir de ve müminin hamr. Evet, şaraba itmanlı. İtman ne demek biliyorsunuz? Her gün futbolcuları idman yaptırıyorlar. Antrenör, o da Fransız gerçi ya, çalıştırıyor. Adam tekme yiyor, hiç sana bir tekme vursa kıvranır yatarız. Ama futbolcular nasıl tekme yiyorlar? Hiçbir şey olmuyor. Neden? Her gün tekme yiyor herif. Onun karın kasları böyle bir parmak, tahta gibi. Tekme yiye yiye alıştırıyor. İşte bunu alıştırıyor. Sen mesela 100 metre koşsan dilin sarkar, ölüyorum, geliyorum. O herif 300 metre konuşuyor, hiç her gün konuşa konuşa alıştırıyor, derisini sağlamlaştırıyor. İşte bunu antrenman, idman, yani her gün yapılan şey idman değil mi? Adam da her gün içiyor, akşamcı, müdnil hamro demek. Her gün bunsuz edemem. Dünyayı verseler şaraba değişmem. Alışmış. Evet. Hayatı gidiyor biliyorsun o tinerciyle. Alışmış. Hele sigarcı. Hocam sigaramı yapma. Ya bir şeyim var. Bir sigaram var işte. Zina yapmıyorum. Kumar oynamıyorum. Şu. Bir sigaram var. Bırakamıyor. Alışmış. Müdmini. Hamr. Müdmini dükkan. Evet. İşte bu akşamcı. Devamlı şarap içen. Dünyayı verseler bundan vazgeçmem. Bu benim için her şeydir diyen, devamlı içen, müdnül hamr, Allah dönüp bakmaz. Evet, dönüp bakmaz buna. Tabii Allah yardım etmeyince de cehennemi boylar, rezil olur. Abdullah bin Ömer'den, evet, Abdullah bin Ömer'den, Hazreti Ömer'in oğlunu da kandırmışlar. Gençtir, içirmişler. Hazreti Ömer'in görevlileri sağlam, yakalamışlar.
götürmüşler. Senin oğlan da içti. Pişman olmuş tabii. Arkadaşların sözünü kanmış. Çok pişman olmuş. Baba demiş, tamam sopaya razıyım. Ama demiş, halkın içinde sen dövme beni demiş. Dayanamam demiş. Ben seni çok seviyorum. Sen benim babamsın. Beni sen dövme. Memurun dövsün. Yok demiş, bizzat ben döveceğim. Görsün herkes diye. Hakikaten 80 sopayı yemeden ölmüş çocuk. Üzüntüsünden herkesin huzurunda babamı da yani yiyorum. Şaraptan dolayı yer yol dövmüş. Evet, öyle. Onun oğlu Abdullah Ömer, bu başka oğlu dediğim cezayı. Halbuki en çok şarap içenlerde birisi Hazreti Ömer. Hazreti Osman ziyafet vermişler. İçki yasak değil o zaman. Yavaş yavaş. Çünkü asırlardır içkiye alışmış Mekkeliler. Bunlar da oranın adamı. Para da var Osman'da, zengin. Ziyafet vermiş. Kafayı çekmişler. Güle bağla, gülüm oylayayım. Şişede durduğu gibi durmuyor. Bir kalkmış demiş, bu memleketin en üstün sülalesi benim sülalem. Benden şerefliniz yok. Hop demiş çocuk, sen kim biliyorsun lan filan. Birbirlerine girmişler. Neticede gidikleri kebabın kemikleriyle kafalarını yarmışlar. Hazreti Ömer de öyle. Demiş, ya Rabbi bize bir açıklık getir. Bu iyi bir şey değil. Yaş ama kafa çalışıyor. Bu iyi bir şey değil. Gitmiş peygamberimize. Ya Resulallah, bir yeterli bir şey iste Allah'tan bu demiş. Böyle oturduk biz, sonra böyle kafamızı yardık birbirimizin. İyi bir netameli şey değil bu filan. Peygamberimiz de öyle diyor. Bize şifa ver ya Rabbi. Yeterli bilgi ver. Hemen innemel hamru vel meysru vel azlam rizsüm min ameli şeytan. Şarap ancak ve ancak kumar, dikili taşlar, şeytanın murdar işinden bir iştir deyince bırakmışlar. Evlerde küplerle şarap var. Yasak değil çünkü. Bu emir üzerine o alış, her gün mütmin hamir, her gün içtiği halde İslam'a bağlılığa bakın. Hemen dökmüşler. Medine sokakları akmış, şarap akmış. O kadar çok şarap içiyorlar. Daha sonra Abdullah Ömer'in oğlu, babasının işçini görüyor. Abdullah Ömer, büyük hukukçulardan, Allah ondan razı olsun. Diyor ki, böyle bir adamın oğlu, kendi de içiyor. Bu emir geldikten sonra, herhangi bir ağacın dibinde bir kimse içki içse, ben de gidip o ağacın içki içen adam oturduğu diye asla oturmam diyor. O kadar içkiden nefret ediyor. Öteki de diyor, hocam buna karışma ya diyor. Hayrımı yapıyorum diyor, kimseye zararım yok. Sigara bir tarafa, dünya bir tarafa hocam. Etme öyle deme. Allah bir tarafa, Muhammed bir tarafa, dünya bir tarafa de. Ondan kazanıyor. Böyle zayıf şeydi, insanlar oluyor. Efendim bize onları söylüyor yani. Evet, mutminil hamr, şaraptan vazgeçemem. İşte şarabın arkadaşı sigarada zehir. Başka demem. Evet, bunlar dönüp bakmaz Allah. Dönüp bakmaz yani yardım etmez. Ne hal, ne hal var, halin varsa gör der. Felaket bir şey tabii. Abdullah Ömer de onlardan birisi. O saadette söyledik. Selasetün la tahrumu aleyke iraduhum. Üç şey vardır. Ondan uzak duramazsınız. Evet. Üç şey vardır. Onlardan yüz çevirmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Evet. Affedersiniz. Üç şeyin size yasağı yoktur. Affedersiniz. Üç şeyin size yasağı yoktur. Bir adamın ırzı hakkında konuşamazsın. Ahlak hakkında konuşamazsın. Dedikodu yapamazsın, değil mi? Yasak. Ama üç şeyi bunun dışındadır. Bunların gıybeti olmaz. Kim onlar? El mücahiru bil fısk. Evet. Fısk
Kur'an'ın çizdiği çizginin dışına çıkmış adam demek. Yani haram, günah işlemiş. Günah işlemeyen adam var mı? Allah günah işmez tabii de, hata etmez asla. Peygamberler de günah işlemez. Çünkü Allah korur onları. Bunun dışında hoca, hacı, evliya hepsinin hatası vardır. Ama iyilikler daha çok olduğu için Cenab-ı Hak onları örter. Makbul insan olurlar. Her insan insandır, beşerdir, durmaz şaşardır. Bu bizim şeyimizde var böyle. Evet. Tamam da bir de var, Ramazan gününde gördüğümü söylüyorum. Lokanta var yolun kenarında. Ramazan, bu adam da Müslüman. Gavurası bir şey demem. Toptan kaybetmiş. Masayı kurmuş yolun kenarına. Lokantanın, evet, hasta olabilirsin. Yolcu olabilirsin. Oruç tutma şeyin olmayabilir. Masayı yolun kenarı kurdurmuş, karısı, kızı, çocukları oturmuş. Yemek yiyor. Evet. Ve de demleniyor. Adı da Hasan Hüseyin. Günah değil mi bu? Evet. Fıskını ilan eden adamın dedikodusu olmaz. Yani bu adam içki içiyor deseniz günaha girmezsiniz. Diyor Peygamberimiz. Günahın aleni işliyor. Siz onun için ne diyorsunuz? Günah da gizli, kabahat da gizli. İçeceksen evinde iç. Allah hesabını vereceksin. Haram tabii de. Herkesin huzurunda haram demişler. Neresi haram lan bunun? Filan diye bir de konuşuyorlar kapıyı çekerken. Niye haram olsun ya bu? Bir de öyle laf ediyorlar. Fıskını, zinayı herkesin içinde yapıyor. Evinde zina ettiysen git. Allah hesabını verirsin. Parkta yatıp yuvarlanıyor. Otobüste gidiyorsunuz. Kızı almış, sıkıştırıyor, öpüyor, sarımsağı sıktırıyor. Hayvan. Sen insansın lan. Bu işler böyle burada olmaz. Avrupalılar yapıyor ya. Avrupalılar hayvanların adını edepli ya. Evli kadın kocasına izin alıp yatıyor kalkıyor. Öfleri böyle. Allah ne diyor onlar hakkında? Belhüm adal. Hayvanlardan daha aşağıdır diyor. Evli kadın kocasına izin alıyor, gidiyor erkekle. Evli erkek de karısına izin alıyor, kızla yatıp kalkıyor. Bunlar da şey değil. Hayvandan da, hayvan bile kıskanır ya. O horozu görmediniz mi? Duman ediyor. Tavukları korumak için yanına gelenleri. Onlarda öyle bir şey yok. E sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Parkta, şurada, burada, otobüste. Ula bu iş gizli olur. Gizli olur. Evet. Fıskını ilan eden adamın dedikodusu olmaz. Adam otobüste kızı şöyle yapıyor, böyle çatıyor. Efendim Ramazan günde caddenin kenarına oturmuş, rakı içiyor. Evet diyebilirsin. Fıskını ilan ediyor. Gizleme şeyini hissetmiyor, kendinde duymuyor. Bu ihtiyacı görmüyor. Böyle adam zaten gavurun şeysi olmaz da, gavurun dedikodusu olmaz da, Müslüman ama böyle yapıyorsa onun da dedikodusu olmaz. Gıybet olmaz. El mücahil bil fısk. İster büyük günah işlesin, kâne ismihu kebair ev sevair. Günah küçük günahlardan olsun, büyük günahlardan olsun fark etmez. Günah olan şeyi aleni yapan adamın dedikodusu olmaz. Evet. Dedikodusu olmaz diyor. Evet. Vel imamul cair. Zalim idareci. Zalim idareci. Zalim devlet adamı. Bunun da tabii Allah'ın çizdiği dini hükümlerin dışında işler yapmış. Zalim bu demek. Bu adamın dedikodusu, herkes söyleyeceksin korunsun diye. Öteki adam da söyleyeceksin ki adam yanılabilir, inanabilir, zarara uğrar. Vel mübtedi'u. Evet. Bid'at sahipleri. Bid'at sahipleri. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Dinde olmayan şeyi yapan, sünnette olmayan şeyi yapan. Yani fıkıh kitaplarında caizdir, ruhsat vardır denmiyor, yasaktır deniyor.
Bunları yapan adam nerede? Kılıkta, kıyafette. Nerede? Yeme içmede. Nerede? Evde, barkta. Her hayatın her safhasında kitaba uymayan, dine uymayan şeyleri yapan bid'at sahibidir. Bid'atçıdır. Evet. Şimdi bırak vatandaşı, adam profesör, sünnet önemli değil kardeşim ya. Kur'an bize yeter demiyorlar mı? Bir de bas bas bağırıyorlar. Evet. Peygamber sünnetine aykırı şey bid'attır. Bid'at sahibi de dedikodusu olmaz. Öyle diyor. Öyle diyor. Kitap ve sünnete uymayan şey, dinin hükümlerine uymayan şey. Evet, bu bid'at sahibinin dedikodusu olmaz. Evet. İşte karışık şimdi herif hadis okuyorsunuz, saçma diyor hadisinden. Allah'ın peygamberi وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَا Muhammed Aleyhisselam ne söylerse benim vahyime dayan söyler derken ayet, sen hadisi söylüyorsun, saçma diyor. Sünnet önemli değil diyor. Ne demek sünnet? Çok yanlış, mantıken de yanlış. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden kanun, anayasa. Türkçedir. Hodri Meydan, buyurun anayasayı okuyun, anlayın. Anlayamazsınız. Genel hükümler, prensipler vardır. Onu anlamak için kanunlar çıkar. Kanunları da anlayamazsın. Onu anlamak için tüzükler çıkar. Onu da anlayamazsın, yönetmelikler çıkar. Onu da anlayamazsın, genelgeler çıkarırlar. Anlasınlar memurlar diye. Buyurun, Türkçedir, hadi. Ben oku şu kanunu, Türkçe anladım. Hakime git bakalım. Hakim seni Bakırköy'e gönderir. Onun bir anlaşılan manası, hükmü var. Sen şu manayı verdin, bunu öyle anladım desen dinler mi hakim? Evet. Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın. Kur'an-ı Kerim'i sünnetler açıklar. Sünnetleri de anlayamazsın. Sahabe-i kiram açıklar onları. Onu da anlayamazsın. Onları İmam-ı Azam, İmam Şafii açıklar beyefendi. Bugün sistem de o. Niye avukat tutuyorsun lan Türkçe? Oku kanunu git. Hakim dedi ki bu ben olacak diye dinleyecek mi seni? Kanunun ifade ettiği şey başka, senin anladığın şey başka olur. Hadis olmadan Kur'an anlayamazsın. Ama Kur'an'a, hadise ihtiyaç yok diye herif çıkıyor, bas bas bağırıyor. Evet efendim, peygamberin sünnetlerini yok saymak bid'at. Bu sünnet olan şeyi yapmamak bid'at, sahiplerini de Allah Celle Celaluhu dönüp bakmaz. Onlara yardım etmez. Ha, böyle adamları, bu adamın şuysu var diyebilirsin. Bid'atını söyleyebilirsin. Müslümanlar aldanmasın diye. Evet. Hasan-ı Basri Hazretlerinden nakledilmiş. Buna dair hadisler gelecek. Selasetün yed'ûne azze yed'ûne Allah azze ve cel fe lâ yüstecâbu lehum. Evet. Üç kişinin dua eder ama duasının kabul olunmaz. Kimdir onlar? Evet. Bir, raculun kânet tahtahu imrâtun seyyiatul hulk. Karısı var, evlenmiş. Karısı elin erkekleriyle sarmaş dolaş, öpüşüyor, dans ediyor, oturup kalkıyor. Tam gavurlar böyle ya. Şimdi onlar zaten gavur, onlara bir şey demiyoruz. Ama bizden de böyle adamlar olabilirse diyor, bak ne diyor bak. Adam evli, karısı var. Karısı işte böyle. Herkesle kırıştırıyor. Herkesle şu ediyor, bu ediyor. Adam da bunu biliyor. فَلَمْ يُطَلِّقْهَا Boşamıyor. Siz ona boynuzlu diyorsunuz. Evet, vatandaş öyle diyor. Boşamıyor herif. Bu adam dua etse duası kabul olmaz. Bilip duruyor karısının imal olduğunu, buna rağmen boşamıyor. Evet. Böyle ahlaksızlığını bildiği halde. Evet.
فإذا دعا الله عليه لا يستجاب لأنه المعذب نفسه بما مات. ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد أبد عليه. الله أكبر. Biz okuyacağız. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Biz emanetçiyiz. Bunu çok yapıyoruz. Alışveriş yapmışsınız. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Allah? Fekatübü. Onu yazın diyor. Şahit tutun diyor. Yarın şu olur, bu olur, olmadım, vermedim. Kimdi diye itiraz edebilir. Sen de kızarsın. Halbuki almış. Adam inkar edince ana avrat seversin, kavga olur, neler olur, neler olur. İki arkadaş namazlı, abdestli, büyük paralarla ortak olmuşlar. Allah Celle Celle yazın diyor, şahit tutun diyor. İşte burada şimdi o hadisle ilgili. 15 sene birbirlerine girdiler mahkemelerde, kavga ettiler. Bana hakem oldu, ben olmam dedim. Var mı yazılı maddeniz? Yok dediler. Şahit var mı? Yok. O zaman dedim ben hakem olmam arkadaş. 15 sene birbirlerinin bacağını birbirini yıkmak için uğraştılar. Bir ton paralar yediler, mahkemeler gittiler. İşte böyle iş yapmış. Dikkat edin bak. Allah'ın emri bu. Yazın, çizin. Efendim akit geçersin, geçersiz demiyorum. Ama insan bu. Sonra hayır diyor, ben bunu verdim sana diyor. Ya vermedin gördün mü? Verdin vermedin. Hadi kavga çıkıyor. Allah yazın diyor. Para işleri oldu mu yazın. İzâ tedâyentüm bideynin fektübühü. Kur'an ayeti bu beyefendi. En uzun ayettir Kur'an'da. Hemen yazın. Ya da şahit tutun. Ama adam şahit tutmamış, yazmamışsa. Evet. Bu adamın duası kabul olmaz. Allah'ın emrini getirmemiş. Ondan sonra da ben yandım, ben yandım, paralarım gitti. Allah'ın istediğini tutmamışsın arkadaş. Senet sepet al. Şahit huzurunda yap. Kavga olmasın. Şeytan durmuyor ki. Dürtüyor onu. Evet. Bu adam da böyle yazmamış, çizmemiş, şahit tutmamışsa onun da duası la yüstecabu, kabul olunmaz. Vesteşhidû şehideyni min ricalikum. Bakara suresi, bu söylediğim 282. ayet. Erkeklerden şahit tutun diyor, yazın diyor Allah. Evet, yapmamış duası kabul olmaz diyor. Peygamberimiz söylüyor, ben de aktarıyorum. Ve racülün âte sefihen mâ lehu, malını har vurup harman savuruyor adam. Şey demiyor, arzularına, nefsinin arzularına gem vuramıyor. Dünya bir tarafa, sigara bir tarafa hocam. Sigaradan vazgeçmem. Ben kimseye zararım yok. Bir kadeh içiyorum akşamları, zevkim buluyorum hocam. Buna karışma. Evet, bu adam nefsini önleyemiyor. Allah affetsin, vazgeçemiyorum. İsra, müsrif. Birisi herhalde mi veriyor? Ya dur, senin zaten bir sürü borcun var. Adam bir borcun öde ya. Hastalık bu. Veriyor, hesapsız veriyor. Hesapsız harcıyor. Sefih derler buna. Sonucunu hesap etmeden şeysiz harcayan adama sefih. Çocuk böyledir. Bilmez ki sonucunu. Çocuklar sefihtir bu anlamda. Ha, insanlardan da böyle arzularını yenemeyen, şuna buna düşkünün sebebiyle sınır tanımaz sefih. Böyle sefihlere malını ver, malını vermişsin. Biliyorsun ya adam her türlü şeyi yapıyor. Ondan sonra da ağlıyor. Yok, geçmiş olsun. Böyle sefih kimselere de malını verip sonra da Allah'ım diye dua etse Allah onu kabul etmez. Evet, yüstecabı, velâ yüstecabı. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Nisa suresinde Allah? La tu'tus sufaa emvalakum. Malınızı sefih, kafası çalışmayan, nefsinin arzularına engel olamayan, had hudut tanımayan, har vurup harman savuran, hesapsız harcayanlara vermeyin. Evet, vermeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Evet.
Buna rağmen işte bunu da ondan sonra alıyor, geçmiş olsun. Divan kabul etmez. Hakim Müstedrek'inde Ebu Musa'l Eş'ari Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bunlar bizim pratik hayatta kulağımızı küpe edip uymamız gereken son derece nurlu güzel Peygamberimizin uyarılarıdır. Evet, pişman olmamak için böyle dualar, ağladığın zaman kabul etmiyor, yok. İşte bak, Efendimiz uyarıyor. Bu uyarılara dikkat alacağız, işimizi sağlam yapacağız. Efendimiz sözlerine uyacağız. Diyelim cümle günahlarımızı estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sana. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadr. On birer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecrü mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklarına, hepsinin ehli beyt, el, ashab, ötbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine,
bil cümle ayrıta irtihar eden müminat rahmetullahi aleyhi mecmuan ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, feyz aldıkları üstazları, bizim üstazlarımız, eserlerine yararlandığımız hocalarımız, burada bulunan bizler, ahirete göçmüşlerimiz, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntıya giden şüada ve kuzat, bu Süleymaniye gibi bütün güzel eserleri ashab-ı hayra hediye eden memleketimize, memleketimizin İslam yurdu olduğunu ispat edecek güzel hayır eserlerini diken ashab-ı hayratın ervahına arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Güzel Peygamberimizin nurlu sözlerini belleyen, uygulayan, başka müminlere de öğreten ve Efendimizin bunları yapanın Allah iki cihanda yüzün ak çıkarsın dediği güzel Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle. Hakkı görüp hakka teslim olan, batılı yanlış görüp ondan uzak kalan, Allah'ın sevdiği yolda istikamet üzere edepli, hayalı, imanı kemale ermiş, ahlakı güzel, kendisini bütün hayatında Allah'ın emirlerine, Resulullah'ın sünnetlerine uydurmuş, salih kullarından olmayı bize nasip eyle inşallah. Memleketimizi her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden de muhafaza eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Subhane rabbina rabbil izzetu amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.